Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Maalesef lambam patlamıştı, o yüzden böyle kaldı görüntü, biraz karanlık olabilir. Ama ben onu montajda düzeltmeye çalışacağım. Bir de arkadaki yeşil perdeyi bugün kullanmak istemedim. Dedim eski şeyi bugün de böyle bir video atayım. Sabah iki maç attım, ikisinde de beraber kaldım, sinirlendim. Ve sonra fark ettim ki bir sürü abone arkadaşlarımız, bir sürü arkadaşımız, kardeşimiz klasman 1'e çıkamıyor. Ben de herkese faydalı olması için böyle bir video buldum. Kendimce böyle düşündüm. Dedim ki insanlara bir yardımcı olsun bu konuda. Aşağıdaki açıklamaları okuyun arkadaşlar. Onlar çok iyi maddeler, onları yapabilirseniz ve çok başarılı olursunuz o maddelerin üzerinde durarak. Şimdi biz de burada klasman maçı kazanmaya çalışacağız. Bakalım, iki maç berabere kaldım. 40 puanımı kesti ya. 2800 dedik, 400-500 puan kişi gerilemişiz. Neyse, kadrom bu şekilde olacak. Mantığımı biliyorsunuz bu kadroda. İki defansifle pas yapıp kanada vereceğiz. Kanattan forvetlere, arkalarına kilit pas atacağız. Kilit pası da önceki videolarımda izleyebilirsiniz, nasıl atıldığını göstermiştim. Rakip oyuncu müdahale edemiyor, direkt sizin oyuncuya geliyor. Tabi bu her topta olmuyor ama en az 2-3 defa kalecide karşı karşıya kalıp gol pozisyonunu bulabiliyorsunuz. Çok güzel bir kilit pas taktiğim var. Onu mutlaka izleyin arkadaşlar, faydasını göreceksiniz. Rakibimizi bulduk arkadaşlar. Maalesef sabah yine biraz ortalık sallandığından dolayı zorla bulduk. Dedi bakalım, denediyse alacağız şuraya Kantele yerine. Neymar'ı sonra alırız. Şimdilik kadro böyle iyi duruyor. Hemen maçımıza geçelim. Formalara da bir bakalım şu formalar. Sen beyaz da gel. Bir şöyle gelelim. Güzel oldu. Maça hazırız. Bakalım nasıl maç çıkacak ortaya. Bana destek olmak için abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Hatırlatayım size arkadaşlar. Çünkü izleyip gidenler oluyor, unutanlar oluyor, normaldir. Sadece hatırlatmak için söylüyorum. Ve maça hazırız. Kylian Mbappe. Bazen ekstra pası çok deniyorum. Aa, gecikme var yayında ya. Pas hatası geldi. Benzema hemen pasa geçer. Ver abi aşağı. Iniesta plasiyi vuracak. Ayağının dışına vurdu. Kaleci çok güzel uzandı. Lades de çok güzel çıkardı. Yükleniyoruz abi. Puan için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz. Yükleniyoruz rakibi. Yerden gönderdik. Şuradan Benzema ve gol. Karim Benzema attı golünü. Tek vuruş özelliği var. Yani tek gelişinin şut özelliği olduğu için. O yüzden Benzema olduğunda hemen direkt şut çekiyorum. Ama rakip de 2'de 1 oyunu durduruyor ve maçtan çıktı. Şuradan aşağıya bir top fazla bastık. Niye böyle oldu anlamadım ama neyse, sağlık olsun. Santrayı harcadık çöpe. Aşağı kaydı bir anda. Bastı kaldı gibi oldu, anlamadım. Marquinhos verdi pasını şimdi. Yukarıda boşluk. Aşağı, hadi be, keşke ara pas atsaydık. Yani normal ayağı toplasaydık. İşte karar vermek çok önemli arkadaşlar. Oyunun gidişatına göre karar vermeniz çok önemli. Bazen bunları biz de yapamayabiliyoruz. Alır mısın aşağı doğru topu lütfen? Hadi. Bir türlü indiremedik be. Pas hatası gelir mi? Gelmedi. Alexander Maximin çok hızlı, etkili bir oyuncu ya. Ama yanlış yere koşuyorsunuz. Maximin alamadık. Bu topu almalıyız. Heh. Şimdi aldık, verdik pasımızı. Iniesta'dan bir ara topu. Mbappe son anda kaleci. Mbappe güzel vurdu, kaleci nasıl kurtardı onu be hiç. Ters ayağına geldi abi de, beklemediği anda geldi. İyi yakaladı Mbappe'nin şutunu. Şuradan şöyle ortaya doğru gönderdik. Bir şut, kaleci son anda fark etti be. Lan kaleci kim, bunun kalecisi kim ya? Puanlarımızı yiyor kaleci resmen. Adam şimdi ayak oraya kapatacağı için şöyle arka direğe doğru gönderelim. Buraya kötü bir orta geldi ya. O kadar kötü orta açacağını tahmin etmedik. Kötü yakalandık. Allah'tan Marquinhos orada. Marquinhos deyince aklıma böyle Roma askerleri falan geliyor. Öyle bir ismi var sanki gibi. Kılıcını çekti falan diye isim geliyor. Lan Allah'ım yarabbim, Maviş aklımı aldın. Gel oğlum. Maç yapıyoruz. Uzbaye. Manyak ya. Evin içinde uçmayı öğrenmiş, her yere uçuyor. Adam tam keyifçi. Şimdi aldı Kante, verdi pasını. Kaçtı şimdi, Kante de geliyor desteğe. Kante sıyrılamadı, Kante ayak koydu, aldı Kante. Kante'nin pası niye? Ya abi yukarıdaki adama atıyorum. Bak Konami, bunları düzelt, sana sinir oluyorum bu yüzden. Yukarıda adamın bulmuş. Babiş. Şimdi aldı pası. Bir şut sola hele vurdu be. Sağ ayağına doğru attık. Orada sağ ayakla vurması lazımken sol ayağının tersiyle vurdu. Şimdi aldık pası, verdi, geçmedi. Ah, saçımı ölüyor. Maviş git lan. Maviş. Messi geliyor. Messi yerden gönderdi. Ben Maviş bu golü yeseydim var ya.
Seninle görüşürdüm o zaman. Şimdi kaçtı. Ver yukarı bomboş. Hadi artık çabuk oyna biraz be. Mbappe. Mbappe döndü. Şimdi attı Iniesta ya. Harikasın Mbappe. Çok iyi işler yaptık orada. Orta geldi ve gol. Ya yapma şunu ya. Bak Maviş bile kızdı. Mbappe'nin o hareketi. Bu orta çok güzeldi ama. Maviş hadi onun. Ya olmaz böyle bir şey ya. Şuradan indirdi. Iniesta hemen gönderemedik. Bak saçım iyi olma. Bak gol iyice seyirdi. Messi'ye doğru geldi Allah'tan. Boyu kısa alamadı. Şimdi gönderebilir misin? Geçsin o top be. İlk yarı çok kısır geçiyor. Şuradan gönderdik aşağıya gelmedi. Lan. Hadi lan. Önümüzde gezdi top. Çıktı gitti. Ya abi çok anormalsınız ya. Koleyeceğiz abi kesin. Allah'tan out oldu. Maviş beni çok seviyor. Hiç ayrılmıyor yanından. Mavişimiz. Şimdi Iniesta. Mbappe kaçırdı oradan Iniesta'yı ama Nuno Mendes çok hızlı geldi oraya. Evet değil mi Maviş? Maviş de yorumluyor. Sinirlendi Maviş. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Alacağız bu maçı. Havlıyor ya. Tamam sakin ol, halledeceğiz. Sen sakin ol başka. Maviş sinirlendi abi çabuk. Niye maç 0-0 daha diyor. Çok sinirlendi Maviş. Sinirlendi gitti adam. Patronu kızdırdık. Abi, içeride sayıştırıyor bana. Geçer mi top? Geçti dedik lan. Hadi lan. Abi çok ağırız ya bugün. Şu ayağı koyarsa alır. Son dakikalarda bir gol olacak ama o golde kim atacak? Öyle hissediyorum abi. Yemeyiz inşallah. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Verirsin o pası. At yukarı hemen. Abi acele ettik. Neydi? Sakin kalmaktı. Sakin kalacağız. Sakince. Bak hadi. Biz sakin kalsak bile oyuncular kımıldamadığı sürece işe yaramıyor abi. Oyuncu gitmedi ya. Şimdi verdi pasını. Iniesta kaçırdı oradan Mbappe'yi. Mbappe gönderecek aşağıya. Geldi ama çok kalecinin üzerine gitti bu sefer. Gol yemeyiz inşallah diye düşünüyorduk. Söylemek bile istemedik. Gol yedik. Belliydi ama olacağı yani. Orta içeriye bir kafa direkt. Hemen uzaklaştır. Kaleci Oliver Kahn. Bizim oyuncularımız uyuyor. Şimdi aldı Mbappe. Verdi kaçtı Mbappe. Mbappe. Fake shoot yaptı. Nasıl yaptı? Niye yaptı bilmiyorum ama fake shoot yaptı ve gol. Vallahi ben orada şut çektim. Fake shoot yaptı adam. Bak görüyor musunuz? Aşağı köşeye ilk bu şekilde şut çektim. Fake yaptı. İlginç. Acaba elim yön tuşuna mı değdi? Bir şey oldu orada herhalde. Lan nereye atıyorsun? Oğlum. Bir aralar mısınız? Sağlık olsun. Sakin bak. Çok sakin kalmaya çalışıyorum. Tamam. Düşünerek oynamamız lazım. Düşünmeden oynadık ilk başlarda ama biraz şöyle kime atacağımızı falan hesap ederek oynarsak bu iş olacak abi. Chiesa girdi oyuna. Pavard girdi oyuna. Chiesa verdi kaçtı şimdi. Hadi be. Chiesa'dan baskı. Lan Mbappe toptan niye kaçıyorsun? Chiesa ile birlikte bastırsaydı alırdı topu. Benzema. Benzema pası. Hadi lan. Abi kıl payı ya. Biraz klasman maçları bak bu. Zorlu geçiyor abi. Hatalar var. Pavard oyuna girdi girdi hata yapıyor abi. Olmayacağız. Orta geldi. Messi orada Allah'tan. Şimdi Chiesa verdi pası Mbappe'ye. Mbappe aldı pası gitti. Ya yapma şunu gözünü seveyim ya. Hemen oynadı.
Attı depara gidiyor Chiesa. Durdurabileni aşk olsun dedi beni. Ortaladı içeriye. Karim Benzema. Vur abi ona. At bomboş kale ve gol. Abi ya bu kadar zorlamayın beni. Bomboş kaleye son anda zorla attık golü. Hemen geri koşun arkadaşlar. Sandra'dan gol yemeyelim maksat. Şimdi Mbappe'de. Aa maç bitmiş. Son dakikada gol olacak dedik. 2-1 bitti. Kazandık vallahi çok şükür. Zorladı biraz rakip. Bakalım kaç puan verecek bize kendileri. Hemen şöyle bakalım. Abi canlı yayınlarımız da başladı. Destek olun. Abone olun, yorum atın. Bu maç hakkındaki bu son dakika gol hakkında da yorumlarınızı yazın. Zaten sizi seviyorum yani çünkü çok büyük destekler oluyorsunuz. Kazanıyorsun 17 puan veriyor. Ben bu adama kaybetseydim bana 30 puan kesecekti var ya. Ah konum ya. Berabere kalıyorum 20 puanımı kesiyor işte. Kazanıyorum 1. klasmandaki rakibi yeniyorum. Bari 30 puan ver eşit olsun. Neyse Konami'nin sırları işte yapacak bir şey yok. Sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Nasıl yapılıyor? Bay bay.